Evet, merhaba arkadaşlar. Yine bitirme kampı fen bilgisi fasikülünüzün 5 numaralısını çözümünde ve denemelerinin çözümünü yapacağız bugün. Aşağıda farklı elementler sınıfına yer alan elementlerin farklı rengi boyandığı periyodik tablo gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle şu yeşillerin büyük alanların metal olduğunu hatırlayın hemen. 1A grubunun ilk elementi ametaldi, istisnaydı. Şu grup tamamen zaten ametal. Morla gösterilen yerler de bizim için yarı metallerdi. Onları bir belirtelim hemen. 8 tane bakın boyanmış. Yeşile boyanmış bölgede yer alan tüm elementler oda sıcaklığında katı halde bulunur diyor. Tüm elementler demiş metaller için. Tüm dediği için bunu yanlış cevap olarak algılıyoruz. Çünkü metallerde civa hariç diğer elementlerin hepsi oda sıcaklığında katı halde olacaktı. O yüzden bir yanlış oldu. Mora boyanmış bölgede işlenebilen elementler yer alır diyor. Yarı metallerin özellikleri bir kısmı metallere bir kısmı ametallere benziyordu ve işlenebiliyorlardı. Bu nedenle doğru diyoruz. Üçüncüsünde de kahverengiye boyanmış bölgede mat görünümlü elementler yer alır. Yani ametallerden bahsetmiş. O da doğru. O yüzden cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Evet, diğer bir periyodik tablo sorumuzda yer alan KLMN elementleri ile ilgili örnekler ve özellikler verilmiş. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor bize. Renklere göre de zaten metal, ametal, yarı metal olarak sınıflandırmış size. K elementinin grubunda 7 element varmış. K'nin bulunduğu yerde. Şuradan sayarsak eğer K buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani ya en sola ya en sağa gelebilir. Ve bulunduğu periyotta yalnız 2 element olabilir. O zaman K şuraya en üste gelebilir sadece. Yani ya burada ya burada olacak. L için ise bulunduğu gruptaki element sayısı 6'ymış. O zaman L ya şurada ya da şunların birinde olacak. Şunların birinde. Ve bulunduğu periyottaki element sayısı 8 diyor. O zaman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman şu iki periyottan biri olabilir. Demek ki L elementi ya bu tarafta ya bu taraftaki kutucukların herhangi birinde ne yapabilir? Bulunabilir. M elementi 7 elementin olduğu bir gruptaymış. Yani K ile K'nin olduğu yerde aynı hizada olmalı ve bulunduğu periyottaki element sayısı da 8'miş. O zaman M de nereye gelebilir? Yani şu iki periyot olacak. Buradan da nereye denk gelecek? Ya K'nin altına şuralara ya da şu tarafa gelmiş olacak. O zaman geri kalan kutucuklara da kim kalıyor? L kalmış oluyor. Yani L şuralardan herhangi birinde olabilir diyoruz. N elementi de periyottaki element sayısı 8'miş ve grubundaki element sayısı 6. Yani L gibi N de aynı yerde olabilir. Yani L'nin bulunduğu yerlerde N de olabilir. Öyle söyleyelim. Buna göre hangisi kesinlikle doğru demiş. Şimdi K elementi ya 1A'da ya 8A'da en üstte olup ametal özellik gösterecek ve elektrik akımını ısıyı iletmez demiş bize. K elementi eğer ki soygazsa kesinlikle elektrik akımını ve ısıyı iletmez. Zaten metaller de iletmez. O zaman doğru. L elementi tel veya levha haline getirilemez. L metal de olabilir, ametal de olabilir, yarı metal de olabilir. Kesin değil. M parlak görünümdür diyor. M metal de olabilir, soy gaz da olabilir. O yüzden kesin bir şey yok. N oda sıcaklığında gaz halde bulunabilir. N metal grubunda olabilir. Katı sıvı gaz olabilir ametal olursa. O yüzden bu da kesin değil. Tek kesin cevabımız Adana olmuş oldu. Evet, öğretmenin sorduğu soruyu öğrencilerin verdiği yanıtları gözlemliyoruz. Buna göre soruyu cevaplayacağız. Şimdi öncelikle diyor ki çocuklar asit, baz, tuzlu su varmış elinde öğretmenin ve bu ayrılmasını istiyormuş, bunları ayırt etmek istiyormuş. Acaba diyor hangisini yaparsak, yani hangi ayırma türünü yaparsak ayırabiliriz biz bunların içerisindeki sıvı türlerini belirleyebiliriz, onu bulalım diyor. Eylem diyor ki kaplardaki sıvılara ayrı ayrı mavi turnusol batır. Şimdi bir kere mavi turnusol, bakın şurada yazıyor, asitlerle kırmızı, bazlarla mavi, tuzlu suda renk değişimi yokmuş. Mavi turnusol kağıdını batırıp renk değişimini gözlemlerim diyor. Ben mavi turnusolu batırırsam eylemin dediği gibi bu kapların içerisinde yalnızca asiti bulabilirim. Çünkü asit bir tek mavi turnusola etki edecek. Eslem de diyor ki kırmızı turnusol kağıdını ayrı ayrı batırıp renk değişimini gözlemlerim. Hemen bakın tabloda vermiş, kırmızı asitle kırmızı bazla mavi tuzlu suyla renk değişimi yok diyor. O zaman kırmızıya tek etki eden baz olduğuna göre, Eslem'in dediğine göre yalnız bazı ayırt edebilirim. Diğer ikisini ayırt edemem. Erdem'in dediğine bakıyorum. Ne demiş? Kaplardaki sıvıları
sıvılara fenolfitaleyin damlatılıp renk değişimini gözlemle. Fenolfitaleyin asitlerle renksiz, bazlarla pembe, tuzlu suyla renksizmiş. O zaman ne olacak? Ben buradan sadece bazı ayırt edebileceğim fenolfitaleyi kullanabilirsem. Diğerinde de Ekrem diyor ki kaplardaki sıvılara metil oranj damlatayım diyor. Metil oranj asitlerle kırmızı, bazlarla sarı ve tuzlu suyla yani nötrle renk değişimi vermiyor. O zaman hepsini ayırt edebilir. Bu durumda hangisi yanlış olur diye sormuş bize. Şuraya yazayım hepsi ayırt edilir diye. Unutmayalım. A şıkkında diyor ki eylemin önerisiyle sadece asit olan sıvı belirlenebilir. Doğru, zaten eyleme ne dedik? Yalnız asit dedik. Eslemin önerisiyle asit tuzlu su olan sıvılar belirlenebilir. Eslemde yalnız ne olacak dedik? Baz belirlenir dedik. O yüzden yanlış. Erdem'in önerisiyle sadece baz belirlenebilir. Evet doğru. Erdem'e de aynı dedik. Ekrem'in önerisiyle tüm sıvılar doğru şekilde ayırt edilebilir. Evet onu da söyledim zaten. O yüzden cevabımız Bursa olmuş oldu. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Burada 25 santigrat derece sıcaklıkta 100 milim ve 200 milim su bulunan beherler var. Sıvıların cinsi aynı, miktarları aynı, aldıkları ısı aynı ve bunların sıcaklık değişimini göstermiş bize. Bakın birinci kaptaki 100 milim suyun son sıcaklığı 75 iken 200 milimdeki suyun sıcaklığı 50. Bu bana neyi anlatıyor? Aynı cins sıvıların miktarı farklı ise miktarı az olanın sıcaklığı miktarı çok olana göre daha fazla artacak. Çünkü sıvının miktarıyla sıcaklık ters orantılıydı. Bu durumda hangi yargıya ulaşılabilir onu arıyorum. Eşit miktarda ısı alan farklı cins maddeler diyor. Bir kere benim maddelerimin cinsi aynı, o yüzden yanlış. Kütleleri farklı olan, evet kütleleri farklı bunların, cinsleri aynı olan maddelere eşit ısı verildiğinde, bakın eşit ısı verilmiş, son sıcaklıkları farklı olur. Doğru, bakın gözlemliyoruz buradan. Mesela C'de ne diyor? Kütleleri aynı olan. Hayır, bizim kütlelerimiz aynı değil ki, yanlış. D'de diyor ki kütleleri farklı, evet ama farklı cins demiş. Benim maddelerimin cinsi aynı, o da yanlış. O yüzden cevabımız ne oldu? Bursa olmuş oldu. Evet diğer bir soruya geçiyorum. Öz ısının tanımını vermiş. 1 gram maddenin sıcaklığının 1 derece değişmesi için alması ya da vermesi gereken ısıya öz ısı denir ve öz ısı ayırt edici bir özelliktir demiş. Hemen şunu ekliyorum. Öz ısı maddenin yalnızca cinsine bağlıdır. Unutmuyorsunuz. Maddenin yalnızca cinsine bağlı. Peki bize verilen öz ısısı verilen maddeler var. Bu sıvıların öz ısı değerlerine baktığım zaman M'nin öz ısısı en büyük. Sonra K, sonra L mi gelmiş? Diyor ki K, L, M aynı cins maddelerdir diyor. Aynı cins maddeler olsaydı bunlar öz ısıları farklı olmazdı. Yanlış. B için diyor ki 15 santigrat derece sıcaklıktaki 1 gram K sıvısının sıcaklığını 14 dereceye çevirmesi için 0.95 joule ısı vermesi alması gerekir diyor. Burada hemen Schuckel Macit formülü vardı, hatırlayın. Q eşittir M çarpı C çarpı delta T. Q ısıydı, M kütle, C öz ısı, delta T de sıcaklık farkıydı. Yani son sıcaklık eksi ilk sıcaklık demek oluyor. Şimdi burada B şıkkına baktığım zaman şu formülü kullanırsam eğer ne çıkacak bir bulayım. Diyor ki bana K'nin 1 gramına, Q'sunu bilmiyorum. 1 çarpı kütlesi 1'miş ya, şu formülü kullanıyorum. Bunun öz ısısı ne? 0.95 değil mi K'nin? Sonra 0.95 dedik. Ve sıcaklık farkını yazıyorum. 15-14 yani 1 olacak burası da. Buradan 0.95 geldi. Şimdi diyor ki 15'ten 14 yap. Yani soğut diyor. Yani ısı kaybetsin. 0.95 jül ısı var ama alması gereken değil, vermesi gereken ısı miktarı olacak. O yüzden yanlış. 1 gram M sıvısının sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için gereken ısı miktarı, M sıvısının en büyük öz ısısı vardı. K sıvısının sıcaklığını artırmak için gereken ısı miktarından fazladır. K'nin öz ısı M'den daha küçük. O yüzden öz ısı büyük olan maddelere daha çok ısı vermeliydik. Çünkü öz ısıyla ısı
Doğru orantılıydı. O yüzden C şıkkı ne oldu? Doğru. D'ye bakıyorum. 10 gram L sıvısının sıcaklığını 1 derece artırmak için 80 jül ısı verilmeli. Aynı formülü kullanalım yine. Q eşittir. L'nin gramı 10. Öz ısısı neydi? 0.8. Sıcaklık farkı da ne olacak? 1 derece artır diyor. Yani 1 fark olacak. 1 derece değiştirecekmişim ya. Sonra şu sıfırla şu virgül gider. Q buradan ne gelir? 8 jül gelir. Bana ne demiş? 80 jül. Yanlış oldu. Cevap da Ceyhan olmuş oldu. Evet, yine bir öz ısı sorusu görüyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki 3 bilye aynı anda özdeş buz kalıplarının üzerine bırakılmış. Ama önce ne yapılmış? İlk sıcaklıkları 10 derece olan saf maddeden yapılmış eşit kütleli KLM bilyeleri özdeş ısıtıcılarla sıcaklıkları 80 derece oluncaya kadar ısıtılıyor diyor. Şimdi ilk sıcaklıkları eşit olan bilyeler aynı sıcaklığa ulaşıncaya kadar ısıtıldıysa bunların arasında acaba hangisine en fazla ısı verilmeli? Çünkü bunların cinsi farklı, dolayısıyla öz ısıları farklı. Öz ısı farklı olduğuna göre öz ısı büyük olana daha çok ısı, öz ısı küçük olana daha çok daha az ısı verilmesi gerekiyor. Bu durumda ben bunların öz ısısını nasıl anlayacağım peki? Buzdaki ilerleme miktarına, yani verdikleri ısıya bakarak anlayacağım. Şimdi burada buzu en çok eriten L mi? Buzu eritme sırasını yaparsak eğer L büyük, M büyük, K mi? Demek ki L en fazla ısı vermiş. K ise en az ısı vermiş. O halde biz hemen şunu hatırlıyoruz. Öz ısı ile ısı doğru orantılı. Bu durumda öz ısısı büyük olan daha fazla ısı verecek. Küçük olan daha az ısı verecek. Bu durumda öz ısılarını sıralarsam bunların L büyük, M büyük, K olmak zorunda. Şimdi buna göre hangileri doğru? KLM farklı cins maddelerden yapılmıştır zaten. Doğru. L bilyesinin buza verdiği ısı miktarı K ve M'nin verdiği ısı miktarından fazladır. Doğru. Çünkü öz ısısı en büyüktür. Isıtıcılarla ısıtılması sürecinde K'ye verilen ısı L ve M'ye verilenden fazladır. Yanlış. K'ye verilen ısı miktarı diğerlerinden daha az. Çünkü K'nin öz ısısı en küçük. O yüzden cevabım ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Evet, hal değiştirme grafik sorusunu görüyorsunuz. Bir maddeye ait bu verilmiş bize. Bu grafiklerden hangileri aynı maddeye ait olabilir? Arkadaşlar, burada bakmamız gereken şey bu hal değişim sıcaklıklarının ne olduğu. Şimdi bakalım, bu bir soğuma eğrisi, bana ilk verilen örnek. Zaten bana bakın, burada diyor ki hal değişme sıcaklığı, hal değişim ısısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Maddenin miktarına bağlı değildir. Şurayı şöyle ünlemliyorum. Demek ki aynı sıcaklıkta hal değiştiren maddelerin ne olacak? Cinsi aynı olacak. Şimdi bu madde soğuma eğrisi geçirmiş. Bak, iki kere hal değişiyor. Sıcaklığın sabit kaldığı yer. Demek ki başlangıçta gaz. Şurası sıvı, şurası katı. Şurası gaz artı sıvı, şurası sıvı artı katı olacak. Bu madde 90 derecede bir hal değişmiş, 35 derecede bir hal değişmiş. Şimdi bakıyorum, bir başlangıçta bu maddenin 2 dakikada başladığı gösteriyor, değil mi? Şimdi ilk grafik ısınma eğrisi olarak vermiş size. Yani soğumanın tam tersini vermiş. İlk olarak 35'te hal değişmiş. İkinci olarak 90'da hal değişmiş. Bakın, aynı sıcaklıklarda hal değiştirmiş. Sadece süre farkı var. Demek ki miktarı da değişmiş o zaman burada. Birinci grafik ne olabilir o zaman? Olabilir. İkinci grafiğe bakıyorum. Bir 90'da değişmiş yine. Bir 35'te. Bakın, sürelere aldanmayın. Sürelerin farklı olmasının sebebi maddenin miktarının değişmesiyle alakalıdır. O yüzden burada sıcaklık aynı, yani aynı sıcaklıkta hal değişimi olduğu için dolayısıyla ikinci grafikte olur. Bu madde aynı cinstir. Üçüncüye bakıyorum. 35'te değişmiş. Yine 90'da değişmiş. Demek ki burada maddenin miktarı üçüncü grafikte daha fazla ki bu kadar uzun sürmüş. O zaman bu da aynı cins madde olabilir. O zaman 1, 2 ve 3 diyebilirim. Evet, ısı alan maddelerin sıcaklığı artarken ısı veren maddelerin sıcaklığı azalır. Hal değiştirme sırasında sıcaklık değişmez demiştik. Bunu unutmuyoruz. Şimdi diyor ki madde düzgün bir şekilde ısı kaybettiğine göre tabloya bakarak hangi yorum yapılamaz? Şimdi bakıyorum, şurası hal değişimin olduğu yer, bir de şurası hal değişimin olduğu yer. Niye buralar? Çünkü sıcaklık burada sabit kalmış, hal değişimi gerçekleşmiş. Şimdi diyor ki başlangıçta madde katı haldedir. Bakın, bu madde 90 dereceden ne yapıyor? Isı kaybediyor. Yani sıcaklığı azalıyor. O zaman bu madde başlangıçta gaz,
En sonda artık ne halde? Katı halde. O zaman birinci bilgi direkt yanlış oldu. Diğerlerine de bakalım. 40 derecede erir, 70'te kaynar. Bakın erimeyle, erime noktasıyla donma noktası eşittir. Kaynamayla da yoğuşma noktası eşittir. Yani sıcaklıkları. Şimdi bu madde şurada ne yapıyor artık? Katı, gazdan sıvıya geçiyor. Burada ne yapıyor? Sıvıdan katıya geçiyor. Yani donma olayı var. Donma olayıyla erime olayı birbirinin aynısı dedik. 70'te kaynar, 40'ta erir. Doğru oldu o zaman. Donma ısısı yoğuşma ısısından fazladır. Bakın ısı demiş. Sıcaklıktan bahsetmiyor. Bir kere donma ısısı yoğuşma ısısından ne olacak? Daha fazla olacak. Zaten bu doğru bir ifade. Çünkü çevreye verdiği ısı miktarına bakacağız. Bir de sürelere bakalım. Burası 2 dakika, burası 3 dakika. Yani 2 geçmiş, 3 geçmiş diyelim. 6 ve 8. dakikada aynı fiziksel haldedir diyor. 6 ve 8'e bakıyorum. Şimdi şurada artık gaz sıvıydı. Burası sıvı oldu. Burası sıvı oldu. Şurada sıvı katı olmaya başlıyor. O yüzden doğru dedik. Yanlış cevabımız da Adana olmuş oldu. Evet, bakalım bir basit makine düzeneği verilmiş. Çıkrık ve ek düzlem var. Buradaki mantık daima neydi? Kuvvetten kazanç olduğuydu her ikisinde de. Amacımız buydu bizim. Altlarına yazılan önerileri önerilerle öğretmen ne anlatmak istemiştir diyor. Çıkrık için diyor ki çıkrık kolu dönme ekseninin yarı çapı büyütülmeli diyor. Çıkrık kolu kuvvet kolu demek. Kuvvet kolu büyürse kuvvetten kazanç artar. Silindir yarı çapı küçültülmeli diyor. Yine kuvvetten kazanç artar. O zaman bu bana kuvvet kazancının nasıl olması gerektiğini söylüyor. Eğik düzlemin uzunluğu yani şu L boyunu büyüt diyor. Yine kuvvet kazancı artar. Eğik düzlemin yüksekliği küçültülsün diyor. O zaman burada da yani yükseklik şurasıydı. Burada da ne olacak yine? Kuvvet kazancı artacak. O zaman bana bunu da kuvvet kazancını anlatıyor. Peki A şıkkı diyor ki bir basit makinede yükün ağırlığı ne kadar azsa o kadar fazla kuvvet kazancı sağlanacağı demiş. Hiç alakası yok. Kullanılan ipin boyunun değişmesi demiş. İple bir işim yok. Kuvvetten kazanç sağlamanın yolları. Bakın doğru cevap burada ne oldu direkt? Ceyhan olmuş oldu. Evet yine bir basit makine düzeneği var gördüğünüz gibi. Burada birinci resimde ve ikinci resimde bireylerin ne yaptığını görüyoruz. İkinci şekilde 4 kişinin taşıdığı yükü birinci şekilde tek başına taşıyan bir kişi görüyorum. Çünkü ne yapmış? Basit makine kullanmış değil mi? Şimdi diyoruz ki bu durumla ilgili olarak hangisi doğrudur? Şimdi bu adam birinci düzenekte ne yapmış? Eğik düzlem oluşturmuş. Eğik düzlem oluşturduysa kuvvetten kazancı var demek. O zaman hangileri doğrudur diyor. Şekil 2'de kuvvetten kazanç sağlanmıştır diyor. Şekil 2'de bir kere basit makine yok. O zaman kuvvet kazancından bahsedemem. Bakın bir olanları direkt eledim. Şekil 1'de cismin ağırlığı kadar kuvvet uygulanmaktadır diyor. Şekil 1'de bir kere kuvvet kazancı olacak. Kuvvet kazancının olması demek daha küçük kuvvet uygulamanız demek. O zaman ikinci bilgi de yanlış oldu. Üçüncü bilgide de diyor ki bu da gitti zaten 3 doğru oldu. Şekil 1'de cisim daha fazla yol almaktadır. Bakın eğik düzlemle yolu uzatıyorsunuz. Ama kuvvetten kazanç sağlıyorsunuz. O yüzden cevabımız yalnız 3 olmuş oldu. Evet bir diğer soruya bakıyorum. Fare türlerinin 45 yıl içerisinde bölgesel dağılışında meydana gelen değişimlerle ilgili hangi yoruma ulaşılamaz demiş. Bakıyorum. Şimdi diyor ki göl zamanla kurumuş 45 yıl içerisinde. 3 fare türünden A türünün sayısı artıp belirli bir yerde sabit kalmış. Demek ki belli bir yere kadar ne yaptı? Uyum sağladı kaldı. B türünün sayısı sürekli azalmış. Demek ki B bu duruma uyum sağlayamadı ve yaşamını kaybetmeye başladı. C'nin sayısıyla sürekli artıyor. Demek ki burada en fazla uyum sağlayan kim oldu? C olmuş oldu. Şimdi A'da diyor ki A türü sayısının belirli bir zaman sonra sabit kalması çevrede oluşan olumsuz duruma karşı adaptasyon geliştirdiğini gösterebilir. Evet. Kendi korumaya almış, sabit kalmış. Bu olumsuz duruma karşı bir adaptasyon geliştirmiş ve ne yapmış? Sabit bir şekilde yaşamını devam ettirmiş. B türü yakınında yaşadığı yakınında yaşadığı küçülmesine karşı adaptasyon gösterememiş olabilir. Evet olabilir. Çünkü demek ki gölün yakınında gölle bir şeyle besleniyordu ki ne yaptı? Göl kuruyunca artık buna şey yapamadı, beslenemedi yani. Hani yaşamını devam ettirecek ortam bulamadı. İncelenen 3 fare türünün de olaydan etkilenme sonucu genetik özellikleri değişmiştir diyor. Genetik özellikleriyle ilgili herhangi bir kesin yorum yap, yani şöyle diyemem, B için diyemem. Çünkü B'nin zaten tamamen ne olduğunu söylemişti bana, azaldığını söylemiş. C sayısında sürekli bir artış olmuş.
Şimdi burada genetik özellikleri, yani adaptasyon geliştirme olayına bağlı olarak belki C'de hani olmuş olur, ama hepsi için diyemem, o yüzden yanlış oldu. Farelerin yaşadıkları çevrede gerçekleşen olumsuzluğa karşı en iyi C türü adaptasyon göstermiştir. Kesinlikle doğru. O zaman cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Evet, burada bir sıcak soğuk hava ve basınç alanları gösterilmiş bize. Şimdi biz bu soruda diyor ki bize, soğuyan havanın tanecikleri birbirine yaklaşır ve havanın yoğunluğu artar. Yoğunluğu artan hava bulunduğu bölgeye daha fazla basınç oluşturarak yüksek basınç alanı oluşturur. Oluşan bu basınç farklılığından dolayı yüksek ve alçak basınç alanları arasında hava akışı gerçekleşir. Bakın, sıcak bölgede zaten ısınan hava ne yapıyor? Yükseliyor. Soğuyan havada ne yapıyor? Alçalıyor. Şimdi diyor ki, bir kış günü odanın ortasına yerleştirilen petekli ısıtıcı ve odadaki havanın ısıtılması sağlanmaktadır. Petekli ısıtıcılar gözenekli yapıları sayesinde içerideki havayı çevirerek ortamın ısınmasını sağlar. Buna göre diyor, odanın içindeki hava akışının yönü hangisinde doğru gösterilmiştir? Şimdi arkadaşlar, burada dikkat etmeniz gereken şey, ısınan havanın yükseldiği, yani yukarılara doğru çıktığı, soğuyan havanın alçaldığı. Biz şimdi bunu şöyle düşüneceğiz, bu olayı. Biz bu örneği aslında nerede gördük? 6. sınıfta ısının konveksiyonel yolla yayılmasında gördük. Hemen bu konuyu hatırlayacağız. Şimdi petek ısı yaymaya başladığı zaman etrafındaki hava moleküllerini ne yapacak? Isıtacak. Hava molekülleri ısındıkça hareketi artacak ve ne yapacak? Yukarı doğru yükselmeye başlayacak. Daha sonra ısınan hava molekülleri ısındıkça yukarıdaki soğuk olanlar ne yapacak? Tam tersi olarak aşağı inecek. Yani burada şöyle bir olay görüyorsunuz. Isınan hava yukarı doğru çıkacak. Aşağıdaki soğuk hava tekrardan peteğe doğru hareket edecek. Bir kere şu iki şıkkı eliyorum. Bunlar uygun değil çünkü. Diğer iki şık arasında da baktığım zaman, bakın burada sıcak havanın petekten çıkıp yükseldiğini gösteriyor. Ama ben ne dedim? Peteğe soğuk hava girecek, yukarıdan çıkacak. O yüzden cevabım en uygun olarak Bursa olacak. Yani biz aslında burada neyi görüyoruz? Taneciklerin yer değiştirmesiyle ısının yayıldığını görüyoruz. Onu anlatmak istedik. Evet, diğer sorumuzda bir dalgıçla dağın zirvesine tırmanan dağcı var. İki olayla da ilgili hangisi doğrudur? Dalgıç ve dağcının hissettiklerinin temel nedeni ortamdaki basıncın değişimidir. Şimdi dalgıç derinlere indikçe sıvı basıncı artacak. Bu yüzden baskı hissedecek. Dağcı da yukarılara doğru çıktıkça kulaklarında tıkanma hissetmesinin sebebi ne olacak? Atmosfer basıncının azalmasıyla alakalı. Yani deniz seviyesinden yukarı çıkınca açık hava basıncı azalıyordu. Bundan dolayı kulaklarında tıkanma hissedecek. Çünkü vücudundaki kan basıncıyla dışarıdaki basınç birbirini dengeleyemeyecek. Birinci bilgideki o zaman basıncın değişimi bunların yaşadıklarının temel nedeni olacak. Doğru. İkinci bilgide dalgıç derine indikçe üzerine etkeden sıvı basıncı artar demiş. Doğru, sıvıların basıncı derinlikle doğru orantılıydı. Dalgıcın kulaklarında tıkanma hissetmesinin nedeni yükseğe çıktıkça açık hava basıncının artmasıdır demiş. Maalesef artması değil, azalmasıdır olacaktı. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Evet, periyodik sistem sorusuna bakıyorum. Çeşitli elementler verilmiş bölgelerde. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi K elementinin bir ametal olduğunu unutmuyoruz. R elementi de ametal. Şunlar soy gaz. T ve P de zaten metal elementler. Şimdi diyor ki, aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Evet, doğru. Buna göre K ve T örnek verilebilir. Verilemez. Neden? Çünkü K ametal, T metal dedim, istisna. O yüzden bir yanlış oldu. Birin olduklarını eledim. Metaller parlaktır. Elektrik akımını iyi iletirler. Buna T, P, R örnek verilebilir demiş. Bir kere R elementi neydi? Ametaldi. O yüzden yanlış oldu. İki olan da gitti. Zaten cevap çıktı ama yine de bakalım. Ametallerin ve soy gazların kaynama noktaları düşük. Buna örnek olarak KLS verilebilir. Evet, doğru. K ametal, LS soy gaz. Periyodik sistemdeki elementler atom numaralarına göre dizilmiştir diyor. Atom numaralarını sıralarsak eğer, en büyük T, sonra S, sonra R, sonra P, sonra L, sonra K gelecek. Bakın, en büyük, en küçük de burada. Yani 1 ile başlayıp sıralarsak eğer, zaten görürsünüz. Şöyle yazıyorduk, 1, 2 diye gidiyorduk. Hani 3, 4 falan diye. Dolayısıyla bu da doğru oldu. Cevap da doğrusu olmuş oldu. Evet, geldik diğer soruya. Deneyli bir soru var. Öz ısısı küçük olan maddelerde sıcaklık artışının fazla olduğunu ve öz ısılar arasında su büyük, alkol büyük, zeytinyağı ilişkisi olduğunu bilen bir öğrenci deney yapmış. Bu deneyde diyor ki, her birine eşit miktarda su, zeytinyağı, alkol koy.
Su, zeytinyağı, etil alkolün sıcaklıkları termometreyle ölçülüp not edilecek. Demek ki ilk başta o zaman sıcaklıkların eşit olması lazım. Bakayım, hepsinde eşit zaten. Su, zeytinyağı, etil alkol 10 dakika ısıtıyor. Eşit sürede özdeş ısıtıcıyla ısıtıldığı zaman şu öz ısılar arasındaki ilişkiydi. Bunlardan sıcaklığı en fazla olanı bulmak için öz ısı ile sıcaklık arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Ters orantılı. Ve ne olacak? O zaman sıcaklık ilişkisi, sıcaklığı en fazla olan zeytinyağı, alkol, su olacak. Bu durumda eşit olamazlar. Suyun sıcaklığı en az olacak. Zeytinyağı en fazla. Bakın burada en fazla demiş, gitti. Burası da gitti. Cevap da Ceyhan olmuş oldu. Evet, yine bir deneyli soru var. EVD kaplarında M ve 2M kütleli sıvılar bulunuyormuş. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Sıcaklık değişimi en hızlı gerçekleşen V kabındaki sıvıdır diyor. Şimdi kütleye bakıyorum ve öz ısıya bakıyorum. Suyun öz ısısı alkolden nedir? Fazladır. O zaman öz ısısı küçük olan maddenin sıcaklığı daha fazla artacak. Bu durumda V kabında bakıyorum, öz ısısı küçük olan bir madde, kütlesi az ve iki ısıtıcıyla ısıtılıyor. O zaman en hızlı sıcaklığı değişen kim olacak? V kabındaki alkol olacak. Bir oldu yani. Her üç kaptaki sıvının kaynama sıcaklığı farklıdır. Bir kere E ve D'de aynı cins sıvılar var. Kütleleri farklı olabilir ama kaynama sıcaklıkları aynı olacak. O yüzden 2 yanlış. 2'nin olduklarını eleyelim. Sıcaklık değişimi en yavaş gerçekleşen D kabındaki sıvıdır. Evet, hem kütlesi en fazla, hem öz kütlesi büyük, hem ısı miktarı az. O yüzden 3. bilgi doğru. Sıcaklık değişimini öz ısının etkisi araştırmak için V kabının altındaki ısıtıcılardan birini alalım demiş. Şunu al demiş, at demiş. E ve V'yi, öz ısının etkisini araştırıyorsam E ve V'yi bu ısıtıcıyı atarak ne yapabilirim? Deneyerek bulabilirim. Sıcaklık değişimine kütlenin etkisini araştırmak için V ve D demiş. Hayır, V, D olmaz. E, D kaplarını kullanacağım. Çünkü kütlenin etkisini araştırıyorsam sadece kütlesini değiştirip geri kalan her şeyi aynı almalıyım. O zaman 5. de gitti. Cevap da Bursa oldu. Bakın bir basit makine sorusu var yine. Bu basit makinede Osman'ın ve Serhat'ın kullandığı düzenekler var. İkisinde de eğik düzleme olduğunu görüyorum ama Osman'ın yolu daha uzun olduğuna göre kuvvet kazancı daha fazla. Kime göre? Serhat'a göre. Şimdi ikisinde de kuvvet kazancı var ama Osman'ınki daha fazla olacak. Diyor ki Osman'ın birinci kata çıkarmak için kullandığı yol Serhat'ın yolundan daha uzun olduğuna göre Osman ve Serhat'ın yaptığı işler eşittir. İş değişmiyordu arkadaşlar, eşit, doğru. Serhat'ın kullandığı yol daha kısa olduğu için Osman'dan daha fazla kuvvet uygular. Serhat'ın kullandığı yol daha kısa olduğu için evet, ne yapacak? Daha biraz daha dik görüyorsunuz. O yüzden uygulayacak kuvvet Osman'dan biraz daha fazla olabilir. Her ikisinin de kuvvetten kazanç sağladığını ve fakat Osman'ın kuvvet kazancının Serhat'tan fazla olduğunu söylemiş. Evet, ben de aynısını söylemiştim. Her iki durumda da kullanılan düzenekler iş kolaylığı sağlar. İkisi de ilk düzlem zaten, doğru. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygularlar demiş. Uyguladıkları bu kuvvet basın, yani bu basıncın büyüklüğü zemine uygulanan kuvvete ve temas eden yüzey alanına bağlı olarak ne yapar demiş, değişir demiş bize. Hemen bakalım sorumuz ne diyor. Kapların oluşturduğu katı basıncını gösteren grafiği çizmiş ve bu grafikten evet yola çıkarak ne yapacağız? Sıvı basınçlarını gösteren grafiği bulacakmışız. Öncelikle diyor ki bu şekilde boş olan özdeş kapların ağırlıkları birbirine eşitmiş su doldurmadan önce. O zaman bu kapların ağırlıkları birbirine eşitse, taban alanları da birbirine eşitse basınçlar da ne olur? Eşit olur. Yani kap boşken, kaplar boşken. Sıvı doldurulduğunda birim basıncı en fazla arttığına göre o zaman birinci kaba en fazla sıvı konulmuştur. En az ikinci kabın arttığına göre o zaman en az sıvı da ikinci kaba konulmuştur. Dolayısıyla burada ne olması lazım arkadaşlar? Sıralama yaptığımız zaman sıvı miktarı birinci kapta en fazla, sonra üçüncü kaba, sonra ikinci kaba olmalı. Grafikten böyle bulacağım. Bunlar gitti, burası gitti. Bakın ikiye daha fazla demiş, burası gitti. O zaman cevabımız Bursa olmuş oldu. Evet, DNA ile ilgili bir soru var. Bakın zincirleri vermiş. Bir kere üçgenine gelecek adenin. Çünkü timinle adenin eşleşir.
Guanin geldi sitozine, adenine timin geldi, guanine sitozin geldi. Hangisi söylenemez demiş. Yıldız sembolü yerine, üçgen sembolü yerine adenin yazılmalı. Doğru. Kare sembolü yerine T yazılırsa onarılabilir bir hata oluşur diyor. Kare yerine guanin gelmeliydi. T gelirse evet yanlış eşleşme olur ve onarılabilir. DNA bunu onarır. Yıldız sembolü yerine bir şey yazılmazsa onarılamaz hata olur. Yıldız yerine bir şey yazılmazsa onarılabilir. Çünkü karşısında guanin var. Guanin olduğunu görüyorum. O yüzden yanlış oldu. Kare sayısı yıldız sayısına eşittir diyor. Kare guanin yıldız sitozin doğru. O zaman cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Evet, bir çaprazlama olayı verilmiş. Bu çaprazlama olayında bezelyelerin genotipini bulun diyor bize. Düzgün meyve geni boğumlu meyve genine baskınmış. Düzgün meyve büyük B, boğumlu meyve büyük B. Şimdi fenotip oranı dış görüntüye bakıyorum. 4'te 3'ü yani %75'i düzgün, %25'i boğumlu yani çekinik. Genotip oranlarına baktığım zaman melez oranı %50. %25 saf çekinik, %25 saf baskın. Biz bunu nerede oluşturuyoruz? Hatırlıyoruz hemen. Bunların genotipleri %100 melez olmak zorunda. Bakın çaprazlayalım. Büyük B, büyük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, küçük B, küçük B geldi. Bakın burası ne oldu? %25 saf baskın. Burası %50 melez baskın. Burası da %25 saf çekinik oldu. Şurası %75 baskın. Üstteki de yani şu kısımda %25 çekinik olmuş oldu. Şurası fenotip olsun, şurası genotip oranı olsun. O zaman cevabım Denizli olmuş oldu. Evet, devam ediyoruz. Açık hava basıncı ile ilgili bir soru var. Ölçüm yapılan yerleri vermiş. A, B, C, 74, 72, 70 diye. Acaba bu yerlerin deniz seviyesinden yüksekliği nasıl olabilir diye sormuş size. Hemen hatırlayın. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça ne yapıyordu? Azalıyordu. Şu bizim dağımız olsun şöyle. Şurası da deniz olsun. Deniz seviyesinde ve 0 santigrat derece sıcaklıkta 76 santimetre civarıydı değil mi basınç? Dolayısıyla biz burada açık hava basıncının yukarı çıktıkça azaldığını bileceğiz. Ve en az olan kimmiş? C'miş. O zaman C en yüksek noktada olmalı. Çünkü 70 diyor. Sonra B, sonra A. Bu durumda A deniz seviyesine en yakın olmalı. C de deniz seviyesinden en uzak olmalı. O zaman cevabımız ne olur? Bakın bu olmadı. Bunlar olamaz, bunlar da olamaz, eşit olamazlar. Cevap burası oldu. Evet, A, B, C noktalarını etkeden sıvı basınçlar arasındaki ilişki A büyük, A eşittir B, o da küçüktür C'ymiş. Yani C'nin basıncı her iki yerden daha büyükmüş, öyle söylüyor bize. Peki diyor ki burada bunlarla ilgili hangileri söylenemez? Şimdi bu sıvıların yükseklikleri ne değil arkadaşlar? Aynı değiller. Aynı olmadıklarına göre, sıvıların yükseklikleri aynı olmadığına göre yoğunluklar arasında da bir fark olmuş olması gerekiyor. Dolayısıyla hemen şu yüksekliklere bakıyorum. A'nınki H kadar, yani A'nın K kabındaki, L kabındaki 2H kadar, M kabındaki ise H kadar yine. Şimdi burada şu ilişkiye göre baktığım zaman A ve B'nin basınçları aynıysa, bir kere sıvı basıncı neydi? P sıvı eşittir H çarpı D idi. Bunların basınçları eşitse demek ki A'nın yoğunluğu B'nin yoğunluğundan büyük olmak zorunda. O zaman diyorum ki DA büyük DB. İkinci durumda da C bunların basıncından en fazla basıncı uyguladığına göre, C'deki basınç en büyük olduğuna göre yüksekliği az olmasına rağmen, demek ki en büyük yoğunluk da C'nin. O zaman ben buradan sorular şey yaparsam, sıralarsam C'nin yoğunluğu büyük. Yani C dediğim şey M sıvısı. Şu noktalara bakmayalım. Şurası K oldu. Şurası da L oldu. Kimden? K'den. O da büyük. Kimden? L'den. Bu şekilde sıralayacağız. Tamam mı? Şimdi diyor ki K sıvısının yoğunluğu L'nin yoğunluğundan büyüktür. Doğru arkadaşım. Bak zaten öyle bulmuştum şurada. M sıvısının yoğunluğu L sıvısının yoğunluğundan büyüktür. M sıvısının yoğunluğu hepsinden büyük olmak zorunda. K'nin yoğunluğu M'nin yoğunluğundan küçüktür. Doğru, çünkü M hepsinden büyük. L'nin yarısı boşaltılırsa A ve B'yi etkeden basınç eşit olur demiş. Şunun yarısını boşaltırsan yükseklik azalır. Yükseklik azalırsa da L'nin basıncı azalır. O yüzden A ve B'deki basınç zaten eşitti. Hani hiç buna gerek bile yok. Denizli oldu cevap.
Evet, diğer soruya geçiyorum. Deney düzeneğini kurmuş öğrenci ve diyor ki sadece su miktarını değiştirip 200 mililitre su kullanırsa eğer hangilerinin gerçekleştiğini gözlemler. Şimdi öncelikle bu suyun bakın kaynama noktası neresi? 100 derece, 100 santigrat derece. Sıvının miktarı değişirse kaynama noktası değişmez. Ama ne değişir? Miktarı artarsa süre artar. Kaynama noktası değişmez diyelim şuraya. Şimdi diyor ki suyun kaynadığı sıcaklık 200 derece olduğunu görsün diyor. Öyle şey olur mu? Yine 100 santigrat derece olur. O yüzden birinci yanlış. Bir kere bir olanları eleyelim. T1 zaman değerinin arttığı. Bakın T1 süresi ne yapabilir? Tabii ki artabilir. Çünkü miktarı artmış. O zaman miktar arttıysa o kaynamaya ulaşacak sürede ne yapacak? Artacak. 2 olur. T2 ile T3 değerinin değişmedi. T2 ile T3 değeri neden değişmesin? Miktar değişmiş. Miktar değiştiğine göre o sürede ne yapacak? Değişecek. O zaman yalnız 2 oldu. Evet, şekilde metal araba giriş bölümünden başlayıp kavşaklarda metallerin özelliklerinin olduğu yönde hareket edecek. Kavşaklarda yazan bilgiler aşağıdaki gibi. O zaman ulaşacağı çıkış neresidir? Hangi garaja ulaşır diye sormuş bize. Bakın bir oyunlu soru. Giriş kavşağımız nereden başlıyor? K'den mi başlıyormuş? Evet. Şimdi diyor ki bana K'de oda koşullarında hepsi katı haldedir. Metalden girdik ya. Şimdi oda koşullarında metallerin hepsi nedir? Metal özelliklerine göre katı değildir. Kim hariç? Civa hariç. O zaman nereden ilerleyeceğim? İkinciye bakıyorum. Periyodik tabloda en fazla sayıda bulunan element grubudur. Doğru. 2'ye doğru ilerledim. M'ye geldim. M kavşağından ilerliyorum o zaman. M kavşağında diyor ki yüzeyleri parlak veya mat olabilir. Bu kimin özelliğiydi? Yarı metal özelliğiydi. O zaman yanlış oldu. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Evet, metaller kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. O zaman 6 yönünde ilerledi. Nereden çıktı? Demir garajından çıkmış oldu. Evet, bir asit baz sorusu gözlemliyoruz. Ayraçlı. Arkadaşlar burada diyor ki asit baz olduğuna karar vermek için ayraç yani belirteç kullanalım demiş. Bakın. Turnusol kağıdı, metoraj, fenolftaleyin vermiş ve deney yapmış. Buna göre hangileri kesinlikle doğru, kesinlikle doğruyu arıyorum. Şimdi mavi turnusolu K sıvısına batırmış ve bakın ne olmuş? Kırmızı. Maviyi kim kızartır? Asit. O zaman K sıvısı kesinlikle asit midir? Evet. Şimdi K sıvısına L sıvısı eklendiğinde K artı L'ye fenolftaleyin damlatılmış ve renksiz olmuş. Fenolftaleyin hem nötrde renksiz hem asitte renksiz. O zaman L'nin ne olduğunu tam olarak bilemem. Çünkü K artı L sıvısı nötrde olabilir, asidik bir sıvı da olabilir. Şimdi diyor ki bu deney sonucuna göre hangisi kesinlikle doğruydu? K kesinlikle asitti, doğru. L sıvısı bazdır. Bakın L sıvısı baz da olabilir ama L sıvısı asit de olabilir. Yani asit asit de damlatılmış olabilir. Bilmiyorum. K L sıvısı nötr bir karışımdır. Nötr de olabilir. Asit karışım da olabilir. Bilmiyorum. O yüzden yalnız bir dedim. Ve böylelikle sorularımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Sevgili bıdıklar. Kendinize iyi bakın. İnşallah çok güzel sonuçlar alacağınız zamanları göreceğiz.